Evet, İstanbul'un güzel bir noktasından hemen öğle ezanı okunduktan sonra Sultanahmet ve Ayasofya'dan sizlerle beraberiz. Kıymetli basın mensubu arkadaşlar, bugün özellikle dün kısa bir not olarak verdiğim gece ulaşımı ile ilgili attığımız adımın detaylarıyla sizinle paylaşmak adına buradayız. Öncelikle 30 Ağustos gecesi saat 12.30 itibariyle gece ulaşımına dönük metro ve otobüs hatlarımızda hizmetimiz başlayacak ve bu aslında dünyada 8 kentten birisi olmamıza da dönük bir durum yaratacak. Zira İstanbul gerçekten nüfusuyla ve kent yaşamıyla 24 saat ulaşıma muhtaç olan bir şehir ve ihtiyaç olan bir şehir. Bu konuda da açıkçası yoğun bir talep tarafımıza hem kampanya döneminde hem de göreve geldikten sonra iletilmişti. Arkadaşlarım bu hususla ilgili çok özel çalışmalar yaptılar. Ve bu çalışmalar neticesinde biz İstanbul'un yoğun hatları üzerinden bir tespitle hem metro hatlarında hem otobüs hatlarında ücretsiz ulaşımı başlatıyoruz. 30 Ağustos gecesi 12.30 itibariyle. Dolayısıyla burada tümüyle 365 gün boyunca gece ulaşımına sahip olmuş olacak. Saat 12.30'da hafta sonu özür diliyoruz. 12.30'da saat 5.30 arasında bu ulaşım sağlanacak. Cuma ve cumartesi gecesi sağlanacak. Demek 365 gün niyet ettik ama ona daha var. Demek çalışmamız lazım. 12.30-5.30 arası diyorum çünkü sabah zaten bizim istasyonlarımız normalde 5.30'da açılıyordu ve 6'ya doğru ilk trenler metro istasyonlarına yanaşıyordu. Dolayısıyla özellikle sabah erken saati itibariyle işi için yola çıkan emekçi dostlarımıza, hemşerilerimizin bu anlamda hiçbir sıkıntı yaşamaması adına o saat dilimini 12.30 ve sabah 5.30 olarak belirledik. Aynı şekilde gece bir trene binip normal zaman diliminde bir trene binip inme vaktiyle ilgili de arkadaşlarım o hassas hesaplamayı yaptıkları için 12.30'da başlatılıyor. Dolayısıyla böyle bir planlamayla hareket edeceğiz. Yani örnek olsun diye söylüyorum. Üsküdar Çekmeköy hattından ya da işte Yenikapı Havalimanı hattına varıncaya kadar ki arkadaşlarım size tüm hatlarla ilgili detayları verecekler. Bu hatlar üzerinden bu ulaşım hakkını hafta sonları bütün İstanbullulara sağlamış olacağız. Aynı zamanda 8 metronun dışında 24 İETT hattı için de bu gece seyahatini sağlayacağız. Başta Beylikdüzü Söğütlü Çeşme metrobüs hattı olmak üzere bunun dışında birçok yine önemli ve kalabalık hatlarla İstanbul'un bütününde hemşerilerimizin yoğun bir şekilde seyahat etme ihtiyacı duydukları ortamlarda bu süreci sağlamış olacağız. Ve bu anlamda şunu söyleyeyim, yani 8 metro hattı dedim, 24 İETT hattı söyledim. Toplamda 32 hatta, 8 diye bana ifade edilmiş, 4 özür diliyorum, 6 metro ile entegre edilecek. M1A, M1B, M2, M4, M5 ve M6 hatlarımız devrede olacak. Dolayısıyla 30 hattımız aslında İETT ile beraber çalışıyor olacak. Bu bizim
kentimiz açısından gerçekten dünyada da vatandaşını hissedip bu anlamda örnek bir çalışmayı başlatmış, örnek bir belediye olmuş olacağız. Burada şunu belirtelim. Özellikle ücretli yolcularımızın gece olarak bir tarife farklılığı söz konusu. Gece seyahat eden, ücretli seyahat eden vatandaşlarımızın çift tarife basarak seyahat etme imkanları olacak. Onu da belirtmiş olalım. Bu özellikle gece maliyetinin aslında hesapladığımızda yolcu sayısına göre oranı çok geride, yine sübvanse edeceğimiz belki bir alan ama bir hizmet olarak gördüğümüz için burada maliyetine bakmaksızın böyle bir makul çözümle süreci başlatmış oluyoruz. İstanbullulara ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Bu aslında gıda konusundaki sürecimiz bugünkü Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla öğleden sonraki kısmında gündemimizde. Elbette bu dediğiniz sorunlar da içinde olmak üzere epeyce tartışacağız, konuşacağız. Tabii burada bugün net sorunlara çözüm oluşturma konusunda somut adımları oluşturamayabiliriz ama bu değerli bir başlangıç olacak. Yanı sıra elbette biliyoruz ki tarımda ve gıda erişiminde sadece iki belediyenin konsantre olması ya da entegre çalışması yeterli olamıyor. Bunu biz daha da yayacağız. Hem kooperatiflerle hem üreticilerle hatta Tarım Bakanlığı'yla bu ve bunun gibi toplantılarda oluşturacağımız tarım politikalarımızla ilgili bilgilendirme yapacağız. Umuyorum Türkiye'nin 40 milyona yakın nüfusunu kapsayan ve de İstanbul gibi diğer 10 belediyemizin belli bir bölümünde ciddi tarım üretimi olan şehirlerimizle yapacağımız bu entegre çalışma Türkiye'de bence çok değerli bir ulusal tarım politikaları oluşturma konusunda da adım olacaktır. Çok faydasını göreceğimizi şimdiden hissediyorum. Mümkün. Yani hep en iyisini aramak gibi bir huyumuz var. Elbette ki şu an 6 hat metroda, 24 hat İETT hattında var. İhtiyaca dönük bunlar düşünülebilir, arttırılabilir. Bakış açımız her zaman daha iyisi ne olmalı, ne olabilir? Böyle bir yönetim anlayışında her zaman daha iyisi mümkün. En azından geri gitmeyeceği net, daha iyisi mümkün. Evet, cuma, cumartesi gecesi. Tabii tatil, resmi tatillerde de aynı şekilde olacak. Çünkü insanların yoğun olduğu ve yoğun tercih ettikleri geceleri özellikle seçiyoruz. Burada şunu ifade edelim. Yani altını çizerek ifade edelim. Vakıflar deyince muğlak konuşmuyoruz. Elbette ki tespit ettiğimiz ve edeceğimiz bu anlamda İstanbulluların ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin bize göre öncelikli toplum lehine değil de farklı kavramlarla kullanıldığını tespit ettiğimiz vakıflar. O bakımdan şu anda tespit ettiğimiz ve adım attığımız şekil bu yönde ve ne yazık ki başlangıç, evet, oldukça daha fazla ve daha yüklü tespitlerimiz var. Ama bunları somutlaştıkça, idari anlamda içinde bulunduğumuz durumda geçmişte alınan kararlarla bağlantısı ne, nasıl adımlar atmalıyız konusunda da araştırmalarımız var. Hem hukuki hem idari. Ama dediğim gibi ne yazık ki başlangıç keşke bence bütçenin iyi kullanılmadığı, doğru kullanılmadığı yönündeki bu kullanım biçimleri Büyükşehir Belediyesi tarafından atılmasaydı, yapılmasaydı ama düzeltmek bize nasip olacak. Efendim, bu iptal ettiğiniz vakıflarla ilgili sözleşmeler, protokoller başka vakıflara yönlendirilecek mi?
Bakın biz hiçbir vakfın, yani vakıfları suç altında ya da vakıfları böyle bir suçlayarak bir yol almıyoruz. Örnekleri zaten elinizde var. Yani sorgusuz, sualsiz, toplumun kabulünü, toplumun hassasiyetlerini bence hiçbir şekilde devrede tutmadan alınmış kararlar bunlar. Bireysel kararlar. Ben açıkçası çok yakın zamanda kurulmuş ve kurucuları belli olan bazı vakıfların toplum ve kamuyu kapsayıcı faaliyetlerde bulunacağı konusunda tereddütlü bir insanım. Benim gibi bu tereddüdü yaşayan milyonlarca insan var İstanbul'da. Böyle bir yöntemle siz belediyenin parasını sağa sola dağıtamazsınız. Ama bu ülkede düzgün vakıflar var, makul bütçelerle onlarla işbirliği yapılabilir. Ama düşünün, bir vakıf için 165 milyon liraya bir bina yapmak ve bunu ona anahtar teslim etmek ve orada bir yurt hizmeti yapılması, Büyükşehir Belediyesi kendisi yapar bu hizmeti. Daha doğru yöntemlerle, daha öğrencilere eşitlikçi hizmetler sunarak, daha kurumsal, daha devlet eliyle bunu yapabilir. Bu ve bunun gibi hizmetleri ben kapsayıcı ve kamuya ait bütçenin eşitlikçi kullanımına aykırı görüyorum. Bazı vakıflar nakdi yardım almadıklarını yani nakdi yardım almama, bu da çok enteresan bir şey. Vallahi markete gidiyorsunuz, kredi kartı kullanıyorsunuz mesela, nakit alışverişi yapmadım oluyor. Bu buna benziyor. Yani bir bina yapıp ona teslim etmek veya işte bir yemek, 56 milyon liralık yemek hizmeti vermek. Yani bu nakit yardım almadımla, ki nakit yapılan yardımlar da var bazı vakıflarla ilgili, onunla ilgili de tespitlerimiz var. Almayan almamıştır. Ama bunun adı ne yani? Nakitin başka bir anlamı mı? Aynen dediğim gibi yani bir markete gidiyorsunuz, parayla verip alışveriş yapıyorsunuz ya da kredi kartı verip alışveriş yapıyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki ben nakit alışveriş yapmadım ya da nakit vermedim. Böyle bir şey bu. Çok anlamlı değil. Vatandaş ne dediğimizi anladı, ne yaptığımızı da bence anladı. Bu konuyla ilgili bir şey daha soracağım. Bu söz konusu vakıflarda hani belediye yöneticilerinin ya da işte görev yapan isimler de vardı yönetim kurullarında. Sizin döneminizde bu tür vakıflarda belediyeden isimler, yönetici kadrosunda isimler olacak mı? Hangi vakıflarda, ben anlamadım. Yani insanların vakıflarda yönetim kurulu olması ya da üyesi olması bizim takip edeceğimiz bir konu değil. Yani ya da bizimle ilgili bir mahsurlu durumu yok. O kendi kişisel tercihi, yani devlet memurunun, işçinin ya da işte bir çalışanın hangi vakfa, derneğe üye olup olamayacağı kanunlarla sınırlı. Ona bizim müdahale etme şansımız yok. Onlar yasalarla belirlenmiş şeyler. O bizim konumuz dışında. Ama biz belediyeye ait paranın nasıl kullanılacağı konusunda milletimize hesap verirken evet biz şunu engelledik, doğru olanı şu şekilde yaptık diye şeffaf biçimde anlatacağız. Zaten bu ve bunun gibi toplumu ilgilendiren bir kısım hususlarda da bunlar hep kamuya açık yapacağız, tartışarak yapacağız. Bunun örneklerini yaşayacaksınız, göreceksiniz, çok da mutlu olacaksınız, milletçe mutlu olacağız aslında. Tabii bununla ilgili ben hiç açıklama yapmadım ama bu konu bizim gündemimiz dışında olduğunu düşünmeyin. Bu konuda arkadaşlarıma haftalar önce talimat vermiştim. Bir araştırma hazırlıyorlar ve dosya önüme gelecek. Çünkü zaten çok karşı çıktığım bir pozisyondur bu. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu yerde Ankara'dan bir kurumla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bypass ederek bir ilçe belediyesiyle yol alıp istediğiniz imar uygulamalarını yapacaksınız ve bu İstanbul halkına reva görülecek. Bu olmaz. Doğru değil. Dolayısıyla biz projeyi inceleyeceğiz. Elimizdeki bilgilerle nasıl yol alınmış, bunlara bakacağız. Hatta Esenler Belediyesi'nden de bu anlamda bilgi isteyeceğiz. Gerekirse bizzat giderim, ziyaret ederim ve yerinde görürüm.
ve burada ne olup bittiğiyle ilgili şeffaf bir biçimde İstanbulluya bu süreci anlatırız. Değerli arkadaşlar, İstanbul halkına sesleniyorum ki İstanbul'un rezerv alanları İstanbul'un dönüşümüne kullanılsa, yeşil alan ihtiyacı için kullanılsa, sıkışık bir ortamdaki konut sahipleriyle beraber orada bir dönüşüm hikayesi yakalanıp sıkışık alanlarda yeni yeşil ya da kamusal alanlar üretilse, bütün bunlar İstanbulluyu mutlu ederdi. Ama nerede bir rezerv alan varsa, özellikle Ankara'daki kurumlar eliyle, ki buna dönem dönem Büyükşehir Belediyesi de ne yazık ki eşlik etmiştir, Bakırköy sahilleri bunun başında geliyor ve bunun gibi birçok kamu alanları tümüyle yapı için kullanılmıştır. Bu o kadar kötü bir şehircilik tasarımıdır ki, yani önce kamu fedakarlığını yapacakken ne yazık ki kamu eliyle hem de lüks konut üreterek ve de bunun rantından İstanbul halkı bence faydalanamadı. Onu da altını çizeyim. Faydalanamadan böyle bir süreç yönetilmiştir. Bu yoğun şehirleşme düzeninin Esenler'de nasıl yorumlandığını net olarak öğrendiğimde sizlerle bunu en açık detayla paylaşacağım. Evet, teşekkür ediyorum.